Mehmet Yılmaz 23 Eylül 2021 T24. Herkesin bulguru aynı değil. Kamuoyu araştırmaları AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılacak ilk seçimi kaybetmelerinin olası olduğunu gösteriyor. Seçim kampanyaları başlamadan yapılan bu tür araştırmalar ancak bir eğilim gösterebilir. Bunu aklımızda tutmalıyız. Ancak medyada muhafazakar camia diye tanımlanan vatandaşlarımızın da evdeki bulgur endişesine kapılmış olduklarına bakarak araştırmaların gösterdiği bu eğilimin muhafazakar fikir önderleri tarafından da tespit edildiğini görüldüğünü söyleyebiliriz. Taha Akyol bu endişeyi taşıyan fikir önderinin fıkıh profesörü Hayrettin Karaman olduğunu yazdı. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma endişesinin o camiada sözüne önem verilen bir isim tarafından gündeme getirilmesini hafife almamak gerekir. Özellikle kararsız seçmenlerin oy kullanma anında son bir değerlendirme yaparak gönülsüzce de olsa eskiden oy verdikleri partiye yönelmiş olmaları sık rastlanan bir durum tıpkı CHP'yi gösterdiği adayları ve politikalarını beğenmeyen ama her seçimde kendi laiklik bulgurlarını kaybetme telaşına kapılıp yine de CHP'ye oy veren endişeli modernler gibi onun için bulgurcu hoca karaman'ın özellikle eğitim düzeyi düşük memnuniyetsiz kitleleri etkileyebilecek çıkışı AKP ve Erdoğan için hayati önemde tabii evdeki bulgur meselesi ileriye sürüldüğüne göre bu bulgurun nasıl bir şey olduğunu da konuşmak gerek Evdeki bulgurun dindar mütedeyyin insanlar için ifade ettiği şeyle rejimin bütün nimetlerinden sınırsızca yararlanan endişeli muhafazakarlar açısından ifade ettiği şey aynı değil gibi geliyor bana. Cengizlerin, kolinlerin, her ay 3-5 yerden maaş alanların örtülü ödeneklerle, kamu fonlarıyla beslenen vakıfların bulguruyla hacı amca ve teyzelerin bulguru aynı değil. Sıradan muhafazakar insanlar için evdeki bulgur insan yerine konmak diye de açıklanabilecek kazanımlar görünür olabilmeleri, inançları nedeniyle küçümsenmiyor olduklarını biliyor olmaları, başörtüsü meselesinin çözülmüş olması gibi duygusal yönü ağır basan kazanımlar. Ancak bir kesim de var ki iktidarın maddi nimetlerinden sınırsızca yararlanıyor. Bu iki kesimin endişesi doğal olarak aynı değil, aynı olamaz. Birinci grubun endişelerini gidermenin yolu belli, bireysel özgürlüklere kimsenin elini uzatamayacağı bir anayasal düzenin garantisini vermek. İkinci grubun endişelerini gidermekse mümkün değil. Çünkü o bulgur, haksız kazançlar, yolsuzluklar, kamu kaynaklarının belli kişilere tahsis edilmesi gibi kurtlarla dolu. Eğer Türkiye'de hesap verebilen, şeffaf bir idare, hesap sorabilen güçlü bir meclis ve gerçekten bağımsız, tarafsız güçlü bir yargıya ulaşabilirsek, birinci gruptakilerin endişelenmek için nedenleri ortadan kalkar. Böyle bir düzende ikinci gruptakilere sadece endişelenmek de yetmez. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime şarkısını söylemeye bugünden başlamalıdırlar. Türkiye'de yaşayan ve gözünü haksız kazançlara, kamu kaynaklarına dikmeyen ister muhafazakar, ister laik, ister sağcı ister solcu, ister Kürt ister Türk herkesin çıkarı ortaktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ifadesini bulan özgürlüklere sahip olmak. Mevcut anayasamıza göre Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve onun uygulanmasını denetleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bu haklarımıza anayasal bir koruma sağlıyor. Anayasa Mahkemesi içtihatlarımız da bu yönde. Öyle büyük anayasa değişiklikleri de gerekmiyor bunun için. İdare kendi anayasal sınırlarının içine çekilsin yeterli olur. Endişelenmemiz gereken aslında bulgur da yok. Amerika Merkezli İnsan Hakları Kuruluşu Freedom House internette özgürlük konulu raporunu yayımladı. Erişim engelleri, içerik sınırlaması ve kullanıcı haklarının ihlalleri dikkate alınarak yapılan puanlamaya göre Türkiye 100 üzerinden 34 puanla özgür olmayan ülke kategorisinde yer aldı. Devlet veya devlet dışı aktörler, yayıncıları, içerik barındırıcılarını veya dijital platformları içeriği, özellikle de uluslararası insan hakları standartlarıyla korunan materyalleri silmeye zorlamak için yasal, idari veya başka yollar kullanıyor mu başlığında puanımız şu otur sıfır. Yargının ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve bilgiye erişim özgürlüğünü koruma konusundaki rolüyle ilgili puanımız da sadece bir. Hepimizin endişelenmesi gereken tablo budur. Mesela bu endekste notumuz 70 ila 100 puanla belirlenen özgür kategorisinde olsaydı kimsenin iktidar değişince haklarını kaybetmek gibi bir endişesi de olmazdı. Bakın bu hafta sonu Almanya'da iktidarı değiştireceği kesin olan bir seçim yapılıyor. Almanya'nın Hristiyan Demokratı Merkel 16 yıl sonra koltuğu oranın CHP'si sayılabilecek SDP'ye devredecek. Almanya'nın Katolik ve Protestan muhafazakarları neden hiç endişe duymuyorlar dersiniz? Saçmalamaya doymuyor. AKP milletvekili ve yöneticilerinden Özlem Zengin ilginç bir karakter. En son AKP gelene kadar bu ülkede kadının adının olmadığını söylemesiyle gündeme gelmişti. Belli ki unutulma koşuna gitmiyor. Bu kez de New York'taki Türk Evi ile ilgili mesajını aleme salmış. 500 yıllık dış politika tarihimizin en önemli günlerinden biri. Buradan şu sonucu mu çıkarmalıyız? 1521 yılından önce Türkler dış politika bilmiyordu. Demek ki Türkler diplomasiyi Kanuni Sultan Süleymanla birlikte öğrendiler. New York'ta böyle güzel bir binanın yapılmasını elbette eleştirecek değilim. Ancak bunun o kadar da övünülecek bir şey olmadığını söylemeliyim. 239 milyon dolara yapılmış ki Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün yanında çerez parası bile sayılmaz. Boğaz'daki Erbilgin yalısı bile tek başına 200 milyon dolar ediyormuş. Türkiye'nin inşaatının pahalıya çıktığı ile ilgili eleştirileri bir kenara bırakalım. Bu mudur Türkiye'nin son 500 yıllık tarihinin zirve noktalarından biri? erdoğan'ın gözüne gireceğiz derken saçmaladıklarının ve türkiye'yi küçülttüklerinin bile farkında olamayacak kadar kendilerinden geçmişler bulguru kaybedecek olan tipler işte bunlar bizim mahalledeki caminin cemaati değil mehmet yılmaz